Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Biz şimdi dışarı çıktık, mağazaları falan gezeceğiz. Bir de faktöre bakacağız, bir de işte marketlere bakıp döneceğiz. Araba çarpmadan geçelim. Öyle bakalım, şimdi gidiyoruz. Ay, burada da müzik çalıyor yine ya, de faktöre geldik şimdi. Şöyle, ay bu ne kadar tatlı. Fiyatı da 25 liraymış. Çok tatlı bence. Burada da hep müzik çalıyor. Bir şey çekemiyorum. Böyle kazaklar varmış. Rengarenk. Çok güzel. Hele şu renge bayıldım. Tabii ki de mavi. Siyah var. Arka taraflara bakalım. Burada tam yani benlik bir şey yokmuş ama. Hani senin tişörtlerin burada da var. Evet. Şu taraflara da bakalım. Çok böyle pullu pullu ya. Hiç hoşuma gitmiyor ya. Taşlı tuşlu. Zaten hemen yan tarafta çocuk reyonu. Bir şey bulamadık yani. Zaten sürekli şarkı çaldığı için de video çekemiyorum. O yüzden buradan çıkıyoruz artık. Katmana geldik şimdi. Ne? Ha, sen sık ya, ben sıkmayacağım. Elim dolu. Bak burada da böyle kahveler var işte. Ne kadarmış? 1 lira olmuş bakın. Ben kahve siparişimi verdim bile. Katmana geldik de şimdi dondurma bakacağız. Ne bakıyorum? O ne? Ha, geçen aldığından değil mi? Evet. O çok yağlı oluyor gerçekten. Buralarda. Ben de bir tane muzlu dondurma arıyorum ama bulamıyorum. Çünkü bu Algida, o Panda'ydı. Bulamıyorum, körüm galiba. Tamam, onu al. Başka çeşitleri ne var? Ha, bir de şu var ama onu ben hiç sevmem. Çilekli limonlu diyor. Bu güzel. Tamam. Dondurmayı da bulduk son anda. O benim favori dondurmam. Gerçekten yemeyen varsa yesin. Hakmar'ın dondurması. Özellikle çikolatalı olan. Normalde fıstıklı severim. Ama bunun çikolatalısı efsane gerçekten. Şimdi yeni bir BİM açılmış. Ona bakacağız. Siyah BİM galiba. Ve ilginç bir BİM. Gri mi? Of, Instagram'da görmüştüm. Çok heyecanlı. Hayattaki tek şeyim heyecan. Yeni BİM gezmek. Size biraz yeni BİM turu yaptırayım. Siyah. Griymiş, pardon. Ay, nefes nefese kaldım. Her zamanki BİM ürünlerimiz. Ne yapıyorsun anne? Sarımsak bakıyormuş. Ama Hindistan cevizi var. Bunları fırınlayınca çok güzel oluyor. Hindistan cevizi cipsi. Çekirdeksiz karpuz favorimdir arkadaşlar. Cornflakes'ler. Ay. Ay, üşüdüm ya. Yemin ediyorum çok soğuk. Vallahi böyle işte, siyah bir BİM. Ben en çok aktüelleri gezerim ama önce bir dondurmaya bakayım. Ya şu lanet Panda nerede ya? Hep Algida. Panda istiyorum ben. Valla buradaki BİM bayağı bir büyükmüş. Ama aktüellerin falan sıfır yani. Yemişler, bitirmişler. Fincan seti varmış. Kaçlı bu? Altılı. Pul biberi, karabiber, tuz. Hep böyle tekli tekli ürünler gelmiş ve bunlar benim zayıf noktam mı denir. Çok seviyorum böyle paketli ürünleri. Ve her böyle AVM'ye gittiğimde bunlardan alıyordum. Gerçekten. Ve hiç kullanamadım gerçekten. Hepsi kalıyor. Bir gün size stoklarımı göstermek isterim. Böyle yemeklerin yanında veriyorlar ya.
Onları ben kullanmayıp saklıyorum. Koleksiyonum var. Şöyle bir kupa. Çok güzelmiş. Şimdi eve geldim arkadaşlar ve Defacto'nun internet sitesinden yaptığım alışverişi göstereceğim. Bu sefer kışlık bir alışveriş oldu ve geçen seferki gibi büyük bir alışveriş yapmadığım için bunu vlog arasında göstermek istedim. Bu arada ben alışverişimi internetten yaptım ama mağazadan al seçeneğiyle aldım bu ürünlerimi. Şimdi artık açalım. Aldıklarımı tek tek göstereyim. A direkt terliklerimle başlıyoruz bakalım. İlk başta şöyle terliklerim çıktı. Numarası falan doğru gelmiş Allah'tan. Bunların fiyatları kaç yazar üzerlerinde bilmiyorum ama yine doğru yazacağını düşünmüyorum. Çünkü ben internet üzerinden daha indirimli alıyorum. Ay, bu çok tatlı ve yumuşacık. Bu dediğim gibi kışlık bir ev terliği böyle. Peluş derler herhalde, bilmiyorum. Çok böyle pofuduk beyaz. Bunun bir de gül kurusu rengi vardı. Aslında onu alacaktım. Sonradan işte karşıma bu beyaz rengi çıktı. Ve her şeyle uyar dedim. Her şeyle dediğime bakın. İşte her renk pijama takımıyla bu daha iyi olur diye düşündüm. Bir 37-38 vardı sanırım. Bir de 39-40 vardı. Ben de bunu aldım. Bu şekilde iki tane kışlık terlik. Ama yumuşacıklar, yani görmeniz lazım. Çok tatlı. Bu arada arkadaşlar suratımı çekmiyorum. Çünkü dağılmış durumdayım. O yüzden sadece şuramdan itibaren çekiyorum. Daha sonra şu ablamın hediyesiyle başlıyorum. İlk ablamınki çıktı. Bedenleri anca olur diye tahmin ediyorum. Hem kendime hem ona. Böyle. Şöyle üstünde çok minik bir yazısı var. Böyle yeşil bir sivit aldım. Umarım rengini beğenir. Çünkü kendisinde renk sorunu var. Hiçbir şeyi beğenmiyor aldığım. Bakalım, inşallah bunu beğenir. Beğenmezse diğer aldığım sivitlerden birini de tercih edebilir. Fark etmez. Bunu kendime aldım. Böyle gri bir sivit. Hepsini X-Large aldım diye hatırlıyorum. Evet. Ama fiyatlarını kesmişler zaten. O yüzden bir fiyat bilgilendirmesi yapamayacağım. Aa, bu biraz küçük geldi. Ya küçük derken böyle enlemesine büyük. Enlemesine. Konuşamadım. Böyle uzun bir sivit değil yani. Ben bunu daha uzun diye tahmin etmiştim. Taytların üstüne diye. Her neyse, bu da böyle gri bir sivit. Bunların fiyatlarını kesmişler ama 30 lira diye hatırlıyorum bütün sivitler. Ben bu alışverişi Ağustos ayında yaptığım için böyle kışlık ürünler çok indirimliydi. Yani normalde bunlar kışın genelde 50 liradan falan satılıyor. Ben bayağı uyguna aldım. Yani yazın kış alışverişi yapmak bir Kayserililiktir arkadaşlar. Bu da pembe bir sivit. Bunun rengi çok tatlı. Ben bu ara nedense pembeye taktım. İnşallah bedenleri olur. Bilmiyorum ama olur ya. Bol bol bayağı. Bu da X-Large. Bu da pembe. Bu şekilde bir sivit. Bunlar ama size bir şey söyleyeyim mi? İnce. Gerçekten ince. Ben bunları böyle daha kalın hayal etmiştim. Zaten ben paketleri aldığım zaman anladım bunların ince olduğunu. Çünkü 4-5 tane sivit aldım. 4 tane aldım sanırım. Ve de hani bu kadar küçük paketlerde olması mümkün değildi. O yüzden böyle incelermiş gerçekten. Ama o kadar da önemli değil benim için. Ben o kadar üşüyen bir insan değilim zaten. O yüzden ben bunları kışın giyerim. Şimdi birinci paketimiz bitti. Diğer pakete geçiyorum. Şöyle bir bakalım bu hangisiymiş. Bu uzun kollu. Ben böyle kışlık bir pijama aldım arkadaşlar. Ama bu böyle çok ince. Böyle saten gibi. Ama modeli çok hoşuma gitti. Çünkü böyle çizgili olması
Tam böyle pijama yani. Pijama deseni benim için çizgidir. O yüzden ay çok dağıldığı için gösteremiyorum. Ama bunun bedeni large olması lazım. Evet, large. Ve large olmasına rağmen çok büyük ve uzun. Ben bunu zaten mankenin üzerinde anladığım için large aldım. Normalde XL alacaktım. Böyle. Bir de bunun bir altı var. Böyle çok yumuşak yani çok ince bir şey. Bu da böyle uzun bir pijama altı. Aynı desenle. Bunun bir de şeyini aldım ben. Kısa kollusunu. Çünkü dediğim gibi deseni hoşuma gitti. Bunun da böyle şortu var. Ama ben bunu bir beden büyük aldım arkadaşlar. Aslında yanlışlıkla büyük beden aldım. Bu XL aldım ben bunu. Şöyle bir bakmak istiyorum. Aslında sanki uzun kollusu daha büyük gibi. Hemen hemen benziyorlar. Sonra dedim ki aman dedim boş ver. Yani iptal etme. Bunu böyle elbise elbise derken böyle gecelik anlamında da gecelik olarak da kullanırım diye hayal etmiştim. Bayağı uzun ve büyük olduğu için zaten altı da böyle minik bir şort. O yüzden de hani bol bol salaş durması böyle gecelik gibi daha güzel durur diye düşündüm. O yüzden iptal etmedim. Son olarak da böyle tabii ki de olmazsa olmazı mavi bir sivit. Bu sivitler birazcık kısa boyluymuş. O yönden sevmedim ama ay şöyle göstereyim. Bunu da XL çaldım. Hep genelde böyle yanlamasına geniş. Ben de onu hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Böyle uzun olsun. Benim olsun. Yani bu da böyle mavi. Fiyatlarını kesmişler ama bunların fiyatı yani maksimum 30'dur. Hatta daha düşük bile olabilir. Çünkü dediğim gibi Ağustos ayında sivit aldığımız için bayağı bir ucuza geldi. Böyle yani kışlık alışverişim de bu kadardı. Böyle pantolon falan almadım. Çünkü geçenki yaz alışverişimde zaten 4-5 tane pantolon almıştım. Bir daha da hani gereksiz olur diye düşündüm. O yüzden sadece böyle sivit ve uzun bir pijama aldım. O kadar. Bir de tabii ki de en beğendiğim pufuduk terliklerim ya. Buna bayıldım ya. Gerçekten harika. Bakalım. Ay bu gerçekten çok güzel ya. Ay çok tatlı. Her neyse işte benim alışverişim bu kadardı. Artık videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca aşağıya yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.